Kur'an-ı Kerim de inananları dış dünyaya yönlendiren, bilime teşvik eden çok ayet var. Hı hı. Müslümanlar bunu da hayata geçirdiler. Özellikle Abbasiler döneminde. Yani siyaseten belki halka zulmedildi, doğrudur. Emevilerin yaptığı gibi benzer hatalar yapıldı ama Abbas döneminde özellikle Harun Reşit ve Memun başta olmak üzere bu hükümdarlar, hı hı, halifeler aynı zamanda kendileri de bizzat bilime ilgi duyan, felsefeye ilgi duyan insanlardı. Ve ne yaptılar? Tarih boyunca işte bilimsel metinleri, felsefi metinleri alıp Arapçaya tercüme faaliyetleri başlatıldı. İşte Beytül Hikmet kuruldu mesela, hı hı, Hikmetler Evi. Burada birçok farklı milletten, birçok farklı inançtan insanlar tercümanlık yaptılar. Şimdi bu çok büyük bir vizyon. Bakın bahsettiğimiz dönem 8. 9. yüzyıllar. Evet. Ve bu dönemlerde Müslümanlar insan vücudundaki kan dolaşımından dünyanın güneşe olan mesafesini hesap etmeye kadar birçok bilimsel çalışmalar yaptılar. Evet. Bravo. Mesela tıp alanında birçok cerrahi aletler geliştirdiler. Mühendislik alanında işte usturlap gibi daha önceden de olmasına rağmen bir takım GPS görevi gören aletleri geliştirdiler. Gözlem evleri kuruldu, hastaneler kuruldu, üniversiteler kuruldu. Bakın bilim tarihinde bilinen en eski gözlem evi biri Bağdat'ta, diğeri Şam'da olmak üzere ilk defa Müslümanlar tarafından kuruldu. Ama nasıl yapıldı bunlar? Aynı zamanda yönetim bunları finanse etti. Tabii. Yönetim bunları devletten destekledi. Devletten çok büyük bir destek var. Kesinlikle. Ve fikir özgürlüğü, yani düşünce, evet, özgürlüğü, ifade özgürlüğü, yani bilimsel anlamda herkes ulaşabildiği sonuçları rahatlıkla söyleyebildiği. Ki bu çok hatta, önemli bir kriter. Tabii ki hatta Emre Hocam'ın söylediği bu şeylerin arkasında, yani bilimsel terakkinin arkasında mesela Hristiyanların da çok, evet, büyük payı var. Hı hı. Çünkü hocamın altını çizdiği tercüme faaliyetlerini ağırlıklı, hı, olarak yüklenenler mesela Süryanilerdi. Süryanilerdi. Tabii ki yani önce Arapçaya tercüme ediliyor. Sonra Arapçaya tercüme edilmiş metinler Latince'ye tercüme edilip Avrupa'da mesela birçok üniversitede kaynak kitap, ders kitabı olarak okutuluyor yüzlerce yıl. Yani 17-18. Yüzyıla kadar bile hala aslında bu başa baş gidiyor. Yani bu hakimiyet söz konusu ama maalesef ki sonradan makas öyle bir açılıyor ki, evet, günümüzde olduğu gibi. Ha, bunu niye söylüyoruz? Yani birçok büyük isimler çıktı bu dönemde bilime katkı yapan, düşünceye katkı yapan, işte İslam felsefesi gibi büyük bir felsefe geleneğimiz var. İslam bilim tarihi gibi çok büyük bir geleneğimiz var. Hı hı. Ha, bu şundan örnekleri veriyorum. Yani Müslümanlar tarihte bu başarıları elde ettiklerine göre bugün Müslümanların içinde bulundukları durumun sebebi İslam inancı değil, din değil. Din. Çünkü eğer öyle olsaydı tarihte de bu başarıları elde edemezlerdi. Evet. Bakın Biruni kendi dönemin en büyük bilim insanlarından biri. Benim bilime yönelme sebebim Ali İmran suresi 191. ayet diyor. Yani Kur'an teşvik ediyor aslında insanları bilim yapmayı, dış dünyayı anlamayı. Niye? Tek cümleyle bitiriyorum. Çünkü nasıl ki Kur'an-ı Kerim ayetleri Allah'ın ayetleri ise Allah'ın yaratmış olduğu bu alem de dış dünyada yani evrende Allah'ın ayetleridir. Ve aynı zamanda Allah'ın gözlemci bir varlık olarak yarattığı insan da Allah'ın bir ayetidir. Bu anlamda üç büyük kitap vardır. Evren kitabı, insan kitabı ve vahiy kitabı. Gerçek anlamda Allah'a teslim olabilmek, gerçek anlamda hakikati bulabilmek için bu üç kitaba birden çalışmak gerekir. İşte o dönemde Müslümanlar bu üç kitaba birden çalıştılar. Büyük bir medeniyet inşa ettiler. Evet. Bugün de hep birlikte tekrardan bu medeniyeti inşa etmek üzere bu üç büyük kitaba çalışmamız gerektiğini hatırlatalım.